Mustafa Paşa, derhal malumat ver. Hünkârım, Yeniçeri ağası Mustafa Ağa'nın kışkırtmasıyla kışlalarından çıkanlar önce esnafın dükkanlarını, sonra Ayas Paşa'nın sarayını, sonra limandaki malları. Yani bütün şehri yağmaladılar, Bab-ı Hümayun'a yığıldılar. Vezir-i Azam İbrahim Paşa'nın nazlini isterler. At meydanındaki İbrahim Paşa sarayına da saldırdılar. Benim evime, aileme mi saldırdılar? Saraydan haber var mı? Yok hünkârım. Ayas Paşa bostancılarla asilere direniyor. Yeniçeri ağası Mustafa'ya derhal haber yolla. İsyanı durursun. Onu Topkapı'ya bekliyorum. Dertlerini dinleyeceğim. Hünkârım, saraya giderken deniz yolunu kullansanız. Emniyetiniz için. Galata'dan limana kadar indik ağam. Kafirin depoları, dükkanları, tekneleri yağma edildi. Sonra da verdik ateşi. Venedik, Ceneviz mahalleleri boşaldı, kaçtılar. Bu kapı da açıldıktan sonra istediklerimizi alacağız. Ölmek var, dönmek yok. Sultan Süleyman Han'dan haber getirdi. Bırak gelsin. Hünkârımız avdan dönmüş nihayet. İsyanı durdurmamızı buyurmuş. Saraya davet ediyor. Ayak divanını toplayıp kullarının dileklerini dinleyecekmiş. Ne cevap vereceğiz Mustafa? Ortalar, bölükler, pes kışlalarınıza dönün. Sultan Süleyman kullarının dileklerini dinleyecek. Sarayın kapıları bize açılacak. Arzumuz gerçek olacak. Bakın işte, Yeniçeri'nin gücü idrak ediyor. Sözü geçer kılınmıştır. Sultan Süleyman Han Hazretleri sizleri divan meydanında huzura kabul edecek. Evvela Yeniçeri kullarımın sıkıntılarını dinlemek isterim. Benden muradınız nedir? Hünkârımız, Yeniçeri Ocağı sizin de mensup olduğunuz yiğitlerin, kahramanların ocağıdır. Hayli zamandır sıkıntılarımızı yüksek eşiğinize duyurmaya çalıştık. Lakin sesimizi duyuramadık Sedaret makamına. Vezir-i Azam İbrahim Paşa Hazretleri sesimizi size duyurmadığı gibi paşamız bizi dinleme tenezzülünde dahi bulunmadı. Ocak kaynıyor. Sefer ister, penç ister dedik. Arzumuz odur ki yüce makamınızdan Vezir-i Azam İbrahim Paşa Hazretesi sefere çıkılsın. Böyle bir hadisenin bir daha vuku bulmaması için taleplerimiz bunlardır.
ailem bir daha asla bu hakarete ve bu zulme maruz kalmayacak. Her kim ki buna cüret ederse? Bedelini canıyla öder. Haydar Çelebi. Derler ki sen de bu ihanetin içindeymişsin. Haşa hünkârım. Benim ne haddime? İftira. Ben ocakla onları dizginlemek için irtibat halindeydim. Hünkârım, iftira. Hünkârım affedin beni. İrademdir. Kullarım Yeniçerilerin hulufelerine terakki yaptım. 200.000 altın dağıtılsın. Yakılan, yıkılan yerler tamir edilsin. Esnafın zararları tazmin edilsin. Efendimizin fermanıdır. Yeniçerilere 200.000 altın dağıtılacağını buyurmuştur. Padişahımız çok yaşa! 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 Padişah Efendimiz şahsına ve hanedan Ali Osman'a ihanet edenlerin kellelerini bizatihi kendi elleriyle almıştır. Zira bu ağalar Yeniçeri Ocağımızın en kıymetli mensubu hünkârımıza ve devlet-i Ali Osman'a ihanet etmişlerdi. Bu hainler uyan gafiller ise padişahımızın lütfuyla bağışlanmıştır.